Aslan. Aşkım hadi kalk. Çabuk çıkmamız lazım buradan. Nereye? Kapıdaki polisin anahtarlarını aldım. Seni buradan kaçıracağım. Ama acele etmemiz lazım. Hadi. Aslım saçmalama. Bu yaptığın suç. Biri görmeden çık çabuk. Ozan. Ben o hatayı bir kere yaptım. Bir daha yapmam. Seni asla bırakmam. Hadi çıkmamız lazım buradan. Ben sensiz yaşayamam. Lütfen Ozan. Aslım ben de sensiz yaşayamam ama biri görmeden çık. Hadi lütfen. Yat yere. Dur. İnşallah yarın bu kabus biter aşkım. Gerçekler ortaya çıkar. Tekrar kavuşuruz. Ozan. Oğlum. Aslıma da sana da çok çektirdim. Pişmanım anneciğim. Keşke yanınızda olsaydım. Keşke. Şimdi teyze. Ne olur yapma böyle. Oğlunun iyiliğini düşünmekten başka bir suçun yok senin. Ozan nasıl masumsa sen de öyle masumsun. Hem göreceksin bak. Ozan bugün kurtulacak. Gelip senin boynuna sarılacak. Yeniden bir arada olacağız. İnşallah kızım. İnşallah ama keşke başından dinleseydim o zaman. Senin kıymetini daha önce anlardım. Tamam Jülle teyze. Konuşmayalım bunları artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Ozan için mi bu takım? Duruşma için. Verirsin değil mi? Veririm ben de. Sen neden vermiyorsun ki? Sen mahkemeye gelmeyecek misin yoksa? Yapamam Aslı. Gelemem. Ozan beni görmek istemiyor. Sesimi bile duymak istemiyor. Bu halde onun karşısına nasıl çıkarım? Olur mu hiç öyle şey? Söyleme ne olur böyle. Eminim öyle. Çünkü onun başına gelenlerin en büyük sorumlusu benim. Hayır Jülde teyze. Ne olur öyle düşünme. Biz bir oyuna geldik. Ama göreceksin bak. Bugün hak yerini bulacak. Ozan özgürlüğüne kavuşacak. Sen bu pişmanlıktan kurtulacaksın. Ben de içimi yakan bu özlemden kurtulacağım. İnşallah Aslı. İnşallah. Oğlumu getir bana. Ozan Yıldırım. Avukatın gelmiş, görüş odasında. İyi misin sen? İyiyim. Peki o zaman gidelim. Ozan? Ozan ne oldu? İyiyim Tarık amca, bir şey yok, oturalım. Ateşin var senin. Sen böyle mi yaptın? Ceketini paltona da mı aldılar? Yok almadılar. Ben nezarete ihtiyacı olan birine verdim. Üşümedim o kadar. Hey Allah. Gel. Ozan senin ihtiyacın var. Senin. Şu.
Lütfen kendine iyi bak. Benim hatırım için. Annenin hatırı için. Sen bize Selim'in emanetisin. Sahipsiz değilsin. Dur. Ben bir çay söyleyeyim size. Buyurun. Sadece 5 dakika. Arif, hayırdır? Ne işin var senin burada? Annemle ziyarete geldik abi seni. Oğlunu kurtaran adamı görmek istedi. Hoş geldiniz. Oğlum, Allah senden razı olsun. Oğlumu kurtarmışsın. Allah seni de kurtarsın. Amin. Abi, bir ihtiyacın var mı? Emret, gidip getireyim. Estağfurullah kuzum. Şuman yeter. Oğlum, bunu da ben yaptım. Sabaha kadar dua ettim. Mavi boncuklara nazar duası okudum. Allah'ım seni nazarlardan korusun. Amin teyzeciğim. Teşekkür ederim. Arif'i nezareti aldıkları haberi gelince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Oğlum, bizim paramız yok. Ne avukat tutabiliriz ne bir şey. Bir mucize var, biliyor musun? O mucize de sensin. Cüneyt Kuzan'la konuşmuşsun. Sağ ol, var ol. Sayende oğlum kurtuldu. İnşallah bir mucize olur, sen de kurtulursun. Ben mucizemi buldum teyzeciğim. Adı Aslım, sevgilim. Bu kolyeyi ona vereceğim. Allah seni tez vakit sevdiğine kavuştursun. Duamız seninle. Duanızı esirgemeyin benden. Bu babanın kravatıymış. Jülle teyze öyle dedi. Sana uğur getirmesi için gönderdi bunu. Babamın en sevdiği kravat. Uğur getirir mi bilmiyorum. Ben böyle şeylere pek inanmam. Ama sen yanındayken kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sanki her şey yoluna girecekmiş gibi. Buraya gelirken ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündün? Seninle aynı hücreye koyacaklarını bilsem müebbete bile razı olurdum. Hatta çok da güzel olurdu. Kimse bize ulaşamazdı. Artık bulaşamayacaklar. Merak etme. Aramıza kimse giremeyecek. Artık ölsem de senden şüphe etmem. Bu atlattığımız son felaket olacak. Görürsün. İnşallah hayatım. Sen bir buradan kurtul da her şey çok farklı olacak. Bulduğumuz delil dava dosyasına eklenmiştir hakim bey. Bulunan kurşun deliğiyle ilgili gereğinin yapılmasını, müvekkilimin suçlu olduğuna dair yeterli delil olmadığından tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum. Duruşmaya 15 dakika ara veriyorum. Bence ikna oldum. Tamam bu iş. Tarık Bey, şimdi bu hakim ikna olduysa neden mahkemeye ara verdi? Saldım deseydi ya. Yaşar Bey, bazen içtihatlara bakarlar. Odalarına gidip düşünürler. Bence kesin tutuksuz yargılanma kararı verecek. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Gereği düşünüldü. Yaz kızım.
Müzik